Gerçekten bunlar aslında sık sık karşılaştığımız sorular bizim. Özellikle şimdi senin de kısaca bahsettiğin gibi Ebru'cum, özellikle evrimi kanıtlamaya çalışan ve buna kendince delil getirmeye çalışan bazı kişilerin dünya dışında yaşam olduğuna dair iddiaları oluyor. Olsa bu yine Allah'ın varlığını kanıtlardı. Fakat şu anda biz bunun olabilirliğine dair bir delil göremiyoruz. Çünkü şimdi kısaca anlattığın gibi senin dünya çok çok özel bir aralık içinde oluşturulmuş maşallah. Ailenin şimdi gösterdiği bu değişik can hakikaten can bir yakine benzediği için de bana daha önce anlattığımız ama bir daha belki üstünden geçebildiğimiz bir canlıyı hatırlattı. Venüs süngeri. Şimdi biliyorsunuz süngerler normalde evrimcilerin çok hücreli canlı gruplarının en basiti olarak adlandırdığı gruptur. Yani biliyorsunuz süngerler deniz suyunu pompalayarak kendi içlerinde bu şekilde besin elde ederler. Ve bunun için de özellikle hem hareket edemedikleri hem çok fazla güya evrimcilere göre diğer canlılar gibi karmaşık olmadıkları için, böyle iddia ettikleri için basit olarak değerlendirirler. Halbuki böyle değil. Venüs süngeri şu anda bizim günümüzde ancak inşa edebildiğimiz birçok gökdelenin inşasında, çatısında özel bir örnek oluşturmuştur insanlara. Nasıl? Şimdi bu süngerin çok önemli bir özelliği var. Bu sünger tamamen camdan oluşuyor. Şimdi bakın okyanusun binlerce metre derinliğinde yaşıyor. Normalde okyanusun binlerce derinliğinde biliyorsun çok yüksek basınç vardır. Ve böyle kırılgan bir cam yapının hemen kırılması gerekir değil mi? Fakat Venüs süngerinde böyle olmuyor. Venüs süngerini kendini bundan koruyan iki ayrı yapısı var. Birincisi şekli yüzünden sürekli birbirine ilk önce oval diğer süngerleri benziyor. Fakat bu ovalin içinde kirişlerle birbirini destekleyen özel bir şekli var. Bu yüzden ağırlığı kendi içinde mükemmel şekilde dağıtabiliyor. İkincisi de Venüs süngerinin fiberlerini kırıldıktan sonra küçük çatlaklar üzerinde oluştuktan sonra çünkü biliyorsunuz okyanus durağan bir yapı değildir. Yani sürekli okyanusta girdaplar olur, çeşitli akıntılar olur, çeşitli dalgalar olur. Dolayısıyla bu ileri geri ittirilir bu sünger. Ve kendisini toprağa tutturduğu bölümü de camdan olduğu için burada sürekli minik çatlaklar oluşur. İşte bu minik çatlaklar sürekli fiberin kendi kendini yenilemesiyle ortadan kaldırılıyor. Normalde biliyorsunuz cam bir kere çatladı mı aslında onu yeniden eski haline getirmenin yolu yoktur. Ancak bütün silisyumu eritilip yeniden dökülmesi gerekir. Fakat Venüs süngerinde böyle olmuyor. Şimdi dünyadaki bizim örnek almamız gereken ne yapısı var? Çünkü mesela fiberden oluşuyor diyoruz. Fakat bizim iletişim için kullandığımız fiber optik kablolarda kırılma çok hızlı gerçekleşiyor. Bir fiber optik kablonun üstüne bile bastığınızda onu yeniden bağdan kullanamıyorsunuz. Hemen kırılıyor. Neden bu oluyor? Çünkü Venüs süngerinin bu özel fiber yapısı onun DNA'sında bulunan proteinler vesilesiyle okyanusun binlerce derinliğinde, binlerce metre derinliğinde yani basınç altında ve sodyumla beraber sentezleniyor. Bu ne demek biliyor musun? Sodyum fibere mükemmel bir esneklik katar. Ama bizim dünyada ürettiğimiz fiberlerde sodyum olmuyor içinde. O yüzden çok kırılgan, çok hızlı kırılan bir yapısı oluyor. Bu çok büyük bir avantaj Venüs süngeri için. Allah'ın yarattığı bir avantaj. Normalde bir süngerin yani merkezi sinir sistemi bile olmayan bir canlının kendisini böyle esnek haline getirecek sodyumu bünyesine katması kendi düşünerek bununla karar vermesi beklenecek bir şey değil tabii ki. Allah bunu bu şekilde yaratıyor. Bir de görüntüsü çok mükemmel, güzel gerçekten. Onun birkaç tane örneği vardı. İsterseniz bakalım. Maşallah. Bakın bu tamamı camdan oluşuyor. Çok güzel bir görüntüsü Maşallah. var maşallah. Hatta bakın yakından çekilmiş ve bunları insanlar alıp evlerinde iç ışıklandırılarak çok güzel kullanılabiliyor süs eşyası olarak da. Heyecan. Tabii ki işte şu anda yanda da gördüğümüz Venüs süngerinin kendi yapısından esinlenerek oluşturulmuş 3 tane yapı görüyoruz. 3 tane bina görüyoruz, gökdelen. Bu gökdelenlerin sağlamlığının artırılması için Venüs süngerinin kendi kiriş yapısı kullanılmış. Çünkü 7 yapısal özelliği var Venüs süngerinin ve bu yapısal özelliklerin tamamı bu binalarda kullanıldığında gerçekten hem doğal afetlere hem kendi içindeki yaşlanmaya karşı çok mükemmel bir dayanıklılık oluşturuyor. Elhamdülillah. Allah böyle güzel bir örnek yaratmış bize. Maşallah. Maşallah.